Evet arkadaşlar, kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir alışverişe çıkacağız. Ama ne alışverişi? Tabii ki tatil alışverişi. Evet, biliyorsunuz ki okulların kapanmasına çok az kaldı. Ve şu an güneş mükemmel. Biz bayramın ikinci günü falan. İkinci günün akşamı mı, birinci günün akşamı? Birinci günün akşamı. Yani birinci gün anneannemi, babaannemi, akrabalarımızı ziyaret ettikten sonra akşam tatile gideceğiz. Yaklaşık 10 gün sonra ve biz daha şey yapmadık. Rezervasyonu yaptırmadık. Bugün yaptıracağız. Ve çok heyecanlıyım. Çünkü ani bir şey oldu. Sinema filminden önce annem bir kafa dinlememiz gerektiğini söyledi. Çünkü 10 gün, hatta belki de 20 gün boyunca sürekli sabah 6'dan, sabah 7'den, 8'den akşamın körüne kadar belki de çalışacağız. Ama bu yani güzel bir yorgunluk olacak. Sonuçta sevdiğim işi yapıyorum. Ama bu yüzden annem dedi ki filmden önce bir tatil kaçamak yapalım. Bu yüzden 4 gecelik bir tatil yapacağız. 5 günlük yani. Ve ben de bu yüzden şort olsun, elbise olsun vesaire olsun, bu tarz şeyler alacağım. Ve böyle dediğime bakmayın, çok tatil havasında değil aslında. Çünkü daha sınavlarım bitmedi. Böyle ki zaten bayram haftasından sonra bir hafta daha okul var. Çok saçma. Ama maalesef öyle. Bir hafta gideceğim. Son iki hafta gitmeyeceğim. Zaten bir haftası bayram, bir haftası da son hafta. Kimse gitmiyor. Bir hafta gideceğim haftada, bu şu an cumartesi bu hafta. Çünkü İngilizce sınavım, sosyal sınavım, teknoloji tasarım sınavım ve din sınavım kaldı. Yani zor sınavları atlattım aslında, matematik falan gibi. Ama kolay sınavlar kaldı. Onları da bu hafta olacağım ve bitecek. Aa, bir de Türkçe var. Ben bu hafta full sınav yaptım. Yandım. Türkçe de var. Türkçe en zoru. O yüzden bayağı oturup çalışmam lazım. 85'in altına düşmemem lazım. Taktik kaçırmamak için. Çünkü tam uç noktadayım. Neyse, şimdi o zaman alışverişe gidelim. Şimdi H&M'e girdik, gezeceğiz. Ben hırkamı kaybettim. Çok üzgünüm. Çok yani kötüyüm şu an. Çok psikolojim bozuldu. En sevdiğim hırkaydı ve çok da para vermiştim. Hatta böyle çok acıyarak vermiştim o parayı. Kayboldu. Devirdim. Alışveriş yaparken aslında çanta ihtiyacınız yok. Şuraya şöyle asabiliyorum. Ya da asamıyorum. Böyle tişört baksak ama çok güzel olur çünkü tişört istiyorum.
tişört daha güzel. Ve bununla bu da... Kaç yüzü tutar bunu da alalım. Hepsini alalım. Gördüğümüz her şeyi alalım. Zaten kabinde bu aldıklarımızın %50'sini beğenmeyeceğim. Ya da kendime yakıştıramayacağım. O yüzden ne bulduysam alıyorum şu an. Aslında ben biraz tulum istiyorum. Çünkü tulum yaz aylarında ve otellerde çok güzel oluyor. Çünkü şort üst takım olmuş oluyor. Ama burada tulum bu sene çok yok. Fiyatı da uygun. Hem de model açısından çok çeşit var ve çok güzel. Kısma bayılıyorum. Şapka, mayo, tarç, tarak, boncuk, incik. Karşılaştım. Burada aynı saç bende var. Ben Ece'si var. Merhaba. Merhaba. İrem'le karşılaştım. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söyleyeyim mi? Şu an çok istiyordu. Şaşırdın. Ya, çok istiyordu. Ya güzelden sandım. O zaman görüşürüz İrem. Öpüyorum seni. Ben ne yapıyorum? Ha şapka. Bu arada çanta gittikçe ağırlaşıyor. Ama annem ver diyor bana, ben vermiyorum. Çünkü yani bu benim çantam. Kimin çantası bu? Çok güzel değil mi? Şimdi... Ha tamam, 134-140. Ama o biraz farklı. Ha tamam, aynı model değil mi? Havuz şortu alalım. Onun altına giymem için. Burada havuz şortu yok. Ace belki de vardır. Aynen. Oradan bakarız. Şimdi neler alıyoruz? Mayo alıyoruz. Şort alıyoruz. Elbise, tulum, o tarz şeyleri alıyoruz. Bir de ben pijama almak istiyorum. Çünkü yazın... biliyorsunuz daha şortlu pijamalar daha tercih ediliyor. Özellikle oteller aşırı sıcak oluyor. Uyurken şu şortlar var. Bir tane green şortum var aslında. Pijama alabilir miyiz? Şortlu. Pijama. Pijama. Bulamıyorum. Pijama. Burada mı acaba? Bunlar pijama mı? Şimdi şöyle çok güzel bir bikini buldum, altına bir de şort bakacağım bunun. Ama onu başka mağazalardan bakacağım. Buna uygun renklerde yok. O yüzden öyle. Evet, kardeşimi de unutmadım ve kardeşime bir çift terlik alıyorum. Tam da onun numarasını bulduk. Yani güzel bence. Bence bu videonun adı ne bulduysam attım sepeti olmalı. Ece'nin 30 lira. Bu arada git alışveriş yap dedi, pişman olacak bir şey. Yes.
favorita se acude boti cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Burada 2000 lira vardır bence. Bunlarla evet. Kabine gidelim. Evet, şimdi şöyle bir elbise var. Bence çok güzel. Fiyatı da yani bayağı uygun. Ben çok beğendim. Bunu da alıyorum. Şöyle esneyebiliyor şurası filan. Çok güzel. Hani böyle otelde akşam yemeğe çıktığınızda ya da bikinin üstüne hemen geçirip gittiğinizde ay düşününce bile mutlu oluyor. Gerçekten yazı çok özledim. O yüzden şunları hani düşününce bile çok mutlu oluyorum. Neyse anlatmaya devam edeyim heyecanlansam da. Böyle işte mayonuzun üstüne hemen geçirip sinek para gidebilirsiniz. Ya da işte denize gittiyseniz denizde çıktıktan sonra üstünüze giyip yemek yemeye gidebilirsiniz. Çok kullanışlı. Akşam çıkarken bile giyerim galiba sence. Ayakkabıları denedim. Aşırı güzel oldu. Şöyle. Bence yazın güzel kullanışlı. Ve çok ince bir kumaş var. Çok güzel bunları alıyoruz. Sepete attıklarımızın 4 tane hariç hepsini aldık. Hatta 3 tane hariç. Bir tulum almadık, bir yeşil tişört almadık. Bir de bir tane mayo almadık ama bikiniye aldık. Şimdi ödeyeceğiz. Şimdi yemek yiyeceğiz, sonra alışverişe devam edeceğiz. Bu arada 470 lira tuttu. Bence iyi çünkü biz bir ara birkaç bir şey alarak 700 lira harcamıştık kışın. Sırf sivil tişört falan. O yüzden bence 470 lira iyi. Çünkü yani şort bayağı bir şey aldık. Sadece birkaç şort daha alabilirim. O yüzden bence iyi bir fiyat. Burada çok güzel çantalar var. Arkadaşlar şuna bakın. Allah'ım bu ne? Çok güzel. Ben bunun benzerini bir hatta çok benzerini H&M'de birkaç ay önce görmüştüm ama beğenmemiştim renkleri yüzünden. Ama böyle şeffaftı. Bu daha tatlıymış. Şu an biraz şokluyum çünkü çok güzel şeyler gelmiş. Normalde S-Y2'de ben pek bir şey beğenemezdim. Ama mesela şu şort çok güzel. Tiri tiri. Üstüne mesela ne olabilir diye düşünüyorum. Bu nasıl? Haydi güzelim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik ve size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir poşet dolusu bir şey var ve yanında Hüseyin de var. Hüseyin bana hediye aldığını söylüyor ama bakacağız. Evet Hüseyin'e de küçük bir şeyler aldım. Öncelikle Hüseyin'inkileri vermek istiyorum. Bir dakika etiket kalmış. Yes ve şort. Arkadaşlar biz yakın zamanda tatile gideceğiz ve tatilde kullanmam için mükemmel bir şort aldım. Ve ben birkaç gün sonra tatil bezimi hazırlayacağım. O zaman da size videoyu çekerim. Ben bu arada çekeceğim. Gideceğimiz tatili seçtik ve rezervasyonu yapıyoruz bugün. Çok heyecanlıyız. Son dakika oldu biraz ama çekimlerden önce biliyorsunuz filmde oynayacağım. O yüzden bir tatil yapmak istedik ailecek. Hani bir motivasyon olsun diye. Özellikle de bana. Kendine tanıdık mı? Bunlar sana. Yes. Şimdi devam edeceğim. Böyle elime karışık ne gelirse göstereceğim. Wow. Tadaa. Bir plaj şantısı aldım. Sence nasıl? Ben de nasıl? Bir dakika şöyle yapayım. Saydım mı? Bir tane. Evet saydım. Evet. Çık çıktı. Devneciğim ses sunur musun aşkım? Abla bunları ne yapayım? Söyle geri. Dur oraya koy.
Böyle biraz şans aldım ASY2'den. Normalde ben H&M'de bunun benzerini bulmuştum. Ama çok daha değişikti ve bu daha güzel kesinlikle. Çünkü H&M'e bahar sezonu geldiğinde vardı, evet. Evet ve H&M'deki çıt çıtlı değil de, yani bu yüzden de şöyle yapsam her şey düşecekti içindeki. Kullanışlı bir çanta değildi. Ama bu gerçekten çok güzel bir çanta. Hem renkler olsun, hem çıt çıtı, hem boyutu, her şey mükemmel. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatı 44 liraymış arkadaşlar. 45 lira hatta. Böyle. Defne'cim ne yapıyorsun ya? Az önce düştü buraları kaldı. Defne. Aşkım hadi. Defne de şu an üstündeki mavi elbiseyi aldı. Evet, devam ediyoruz. Defne şu an bir kriz geçiriyor. Onu videodan uzaklaştırdığım için. Akşamları giyebileceğim bir elbise aldım. Nasıl göstereyim hemen. Oo, bayağı iyiymiş. Abla bunu tatilde de giyebilirsiniz. Evet, tatilde aldım. Tatilde akşamları yemeğe giderken bence güzelce giyebilirim. Bence müthiş. Şöyle yakından da göstereyim. Kumaşı çok güzel. Ha şöyle. Buna çok güzel halka halka küpeler falan da takacağım. Ve bu indirimdeydi, 40 liraydı. 70 liradan düşmüştüm. Fiyatı da gayet uygun yine. Modamış. Emmiyor. Bebek oynayalım mı biz? Evet, bebek oynamayayım. Sonra bir tane bikini takımı aldım. Hüseyin nasıl? Ooo, bana versen. Altı şöyle. Altı böyle. Üstü daha güzel kesinlikle. Üstünü göstereceğim şimdi. Üstü de şöyle, üstüne bayıldım. Böyle bir bikini. Rengarenk. Çok sevdim ben bunu. Altı da yine görüşürüz aynı renklerde. Defne almış ki. Defne uzaklaştı. Hüseyin sıkıldı muhtemelen, o yüzden gidiyor. Evet. Yani. Devam ediyorum. Şimdi sandaletlerden devam edeceğim. Şimdi sizce bu sandaleti ne kadara aldım? Bir dakika. Hüseyin sence ne kadar aldım ablacığım? Bakayım. Nasıl bir sandalet? 30 lira. Hayır. Attım şu an. Kaç lira eder bu? 100 lira eder mi? 100 değil mi? Ben bunu 25 liraya aldım. Hüseyin böyle yaptı. Evet, ben bunu 25 liraya aldım arkadaşlar. Şu askısını şöyle. Piyasayı takip ediyorsun. Bizim yediğimiz kazıkları yemiyor. Evet, dep. Böyle 25 liraya sandalet aldım ve çok şaşkınım şu an. Hala çok şaşkınım. Hiçbir deposu bir şey de yok. Sadece satılmadığı için 25 liraya. Zaten tek kalmıştı. Bu tek kaldığı için indirime girmişti. 25 liraydı. Evet, sonra bir çift ayakkabı daha aldım ve bunlar da yine 60 liradan 30 liraya düşmüş. Ben bunları dediğim gibi bunu da 100 lira olsa da alırdım. Bunu 200 lira olsa da alırdım. 200 lira olsa almazdım da. 80-90 lira olsa da bu ayakkabıları alırdım. Bunlar da şöyle spor ayakkabı ama kumaşı falan çok güzel. Ben böyle bir şey arıyordum zaten. Hem yazın akşamları dışarı çıkarken çok rahat oluyor bunlar. Hem de kumaşı falan ince olduğu için ve şöyle Vans'ın şeyine benziyor biraz modeli. Vans, Vans tipi bir ayakkabı şöyle. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel. Ben çok beğendim bu ikisini. Zaten 30 lira. Ama 30 lira olmasa da alırdım. Çünkü çok güzeller. Ama belki beyaz olsa beyazını da alırdım. Ama tek kalmıştı yine burada. Sonra karışık gidiyorum bu arada. H&M'den bir tane takım aldım arkadaşlar. Bu takımı göstereceğim şimdi size. Siz de H&M'den bunlara bakabilirsiniz. Alt şortun fiyatı 70 lira. Şöyle göstereyim altı. Şort. Tiril tiril. Çok güzel. Üstüne de bir tane böyle askılı bir şöyle. Ve ikisi takım, yani görüyorsunuz tulum gibi aynı renklerden oluşuyor. Ve aynı desen, tıpatıp aynı desen, aynı kumaş, aynı renkler. Gördüğünüz gibi şöyle. Üstün fiyatı da 70 lira. Altın fiyatı da mı 70 lira? Altın fiyatı da 70 lira. Yani toplam bu ikisi 140 lira arkadaşlar. Devam edelim. ASY2'den sarı bir bluz aldım. Çünkü güzel bence. Bunu da beğendim. Normalde ASY2'nin kumaşı olsun, çizimini pek beğenmem. Kendime bir şey yakıştıramam. Ama bu yaz çok güzel şeyler gelmiş. Bunu fark ettim. Şimdi şöyle askılı bir tarafı. Bir tarafı da şöyle. Değişik lastikli. Gayet güzel. Ben çok hoş buldum. Üstüme de yakıştırdım. O yüzden aldım. Bunun fiyatı da 40 lira.
böyle. Sonra bir tane çok güzel beyaz şort aldım ve bu 30 liraydı. Çok şaşırdım. Ve bir dakika hemen geliyorum. Sıra. Evet, bir de böyle bir bluz var. Bunu Zara'dan almıştım. Hemen size göstereceğim şimdi. Bunu 35 liraya Zara'dan aldım. Ve bu şortu da bunun altına giymek için aldım. Tam takım oldu bakın. Zaten benim hiç beyaz şortum yoktu. O yüzden çok çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Alt 30 lira, üst 35 lira. Bu kombinde toplam 65 lira. Bence gayet iyi. Ve ikisi de indirimde. Üstte normalde 60 liradan 35'e düşmüştü. Evet, sonra Ace Valky'den şöyle türlü bir etek aldım. Evet, bunu da 45 lira. Şöyle. Ben bunu yine gördüğüme çok şaşırdım. Böyle bir şey arıyordum çünkü. Ve bence çok güzel. Ve bunu çok güzel kombinleyebilirim ben. Zaten valizimde ne varı gösterirken bunların hepsini muhtemelen kombin yaparak valize koyacağım. Ve bu şu an burada gördüğünüz bütün her şeyi valizimde kesin olarak olacak. Sadece kendi gardırobumdan bir şeyler daha ekleyebilirim. Evet, son iki ürüne geldik şimdi. Bayağı bir şey almışım. 20 lira, 35 liradan 20 liraya düşmüş bir şort. Bakın çok güzel. Ben bu tarz şortlar nasıl giyiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kullanım alanı aslında böyle dışarı çıkarken değil de otelde özellikle mesela. Kumaşları çünkü ince böyle tam. Bu tarz şeylerin zaten fiyatı da bu yüzden ucuz. Bu tarz şortların kullanım alanı diyelim ki havuza gittiniz. Havuza giderken otelde direkt mayonuzun üstünüze geçirebilirsiniz. Ya da yüzdünüz acıktınız ve sinek boya gideceksiniz. O zaman da üstünüze yine bunu geçirip gidebilirsiniz. O yüzden bu tarz şortlar yani 20 lira bu yüzden ucuz biraz da. Çünkü tam ben bu şortları dışarı çıkarken kullanmıyorum. Evet, şimdi sıra buna geldi. Bu da arkadaşlar Ace Valky'den aldım. 34 lira. Böyle bir şort. Tiril tiril. Ama bu mesela daha kumaş gibi. Şu an biraz nasıl desem, ütü gerekiyor ama normalde daha güzel. Şöyle bir kemeri var. Bu da Ace Valky'den de. Şöyle kumaşını da iyice göstereyim. Bunu da mesela demin gösterdiğim sarı üstü de giyebilirim. Ama bu tam havuzluk değil arkadaşlar. Bunu gece dışarı çıkarken kullanırım muhtemelen. Perfect. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Biliyorsunuz artık yaz yavaş yavaş gelmeye başladı. Hatta geldi diyelim. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Ve çoğu kişinin sınavları bitti benim bitmese de. Ama benim de bu son hafta gideceğim. Sonra bayram haftasında tatile gideceğim. Yani bu hafta değil, bir dahaki hafta tatilde olacağım. Aslında daha okullar kapanmamış olacak. Kapanmasına bir hafta olmuş olacak. Ama son haftada kimse gitmez diye düşünüyorum. Ben belki birkaç gün giderim öyle boş ders sonuçta. Valizimde ne var ve tatil vlog istiyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın. Ve çekeceğim videolardan da biraz bahsedeyim. Tatil valizimde ne var çekeceğim. Sonra tatil yolculuk çekmiştim geçen sene hani arabada filan. Onun biraz daha uzununu çekeceğim. Hatta bayağı bir ayrıntılısını çekeceğim. O yüzden tatil vlog yolculuk 1 ya da 2 bölüme ayrılabilir. Çünkü uzun bir video olacak. Tatil yolculuk vlog 1 ve tatil yolculuk vlog 2 diye videolar çekerim. Sonra tatil vlog 1, tatil vlog 2, tatil vlog 3, tatil vlog 4, tatil vlog 5. 5 gün kalacağız. 5 tane tatil günüyle ilgili bir de vlog çekerim. Yani bayağı sizi videoya boğacağım. Çünkü çok seviyorsunuz. Belki havuzda bir gün bile çekebilirim. Evet, o zaman bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye. Bu arada bu videodan sonra gidip ders çalışacağım. Yarın hem İngilizce hem Türkçe sınavım var. Böyle iyi hoş alışveriş gösteriyorum. Tatile gidiyorum ama yarın 2 tane sınavım var. Ve çok yüksek almam lazım. 100 almam lazım. Yoksa taktiği kaçırırım. O yüzden benim bayağı bir çalışmam lazım. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.